Öncelikle din koordinasyon kurulu toplantımız ve sonuçları hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ses geliyor mu şu an? Evet, malumlarımız olduğu üzere yaklaşık 2 hafta oluyor görev başladım. Bildiğimiz bir coğrafya olmakla birlikte tabii detaylarına yavaş yavaş nüfuz etmeye başladık. Kıymetli meslektaşlarım, kurum amirlerimizle birlikte ve sizlerle birlikte inşallah Bitlis ilimize sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini, standartını artırmak için hep birlikte gayret sarf edeceğiz. Bugüne kadar hizmet veren valilerimize ben buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, bölge müdürlerimize, il müdürlerimize teşekkür ediyorum. Bu kadim kentin mukimlerine yapılan hizmetinde biz kıymetli ve kutsal olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra hep birlikte koordinasyonu daha da iyi sağlamaya çalışarak hizmet bayrağını daha da yukarıya taşıyacağız. Ben şimdiden her birinize işbirliğiniz için, yoğun mesai ve çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Evet. Bitlis bildiğiniz üzere tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle çok dikkat çeken bir vilayet. Gerçekten baktığımızda bir ülkede bile olsa zenginlik sayılacak birçok özellik bir vilayette Yüce Mevla'nın inayetiyle bulunuyor. Her türlü güzelliğimiz, her türlü imkanımız var. Tabii ki zorluklarımız da var. Bunların üstesinden hep birlikte inşallah geleceğiz. Bugüne kadar yapıldığı gibi biz de bayrağı daha yukarıya taşıyacağız sizlerle birlikte. Tabii ben vali yardımcısı olarak, vali yetkili olarak çok koordinasyon toplantıları yönetmiştim var meslek hayatım boyunca. Ama vali olarak ilk defa koordinasyon toplantısına başkanlık ediyorum. Hep birlikte hareket edersek Bitlis'in önündeki engelleri aşmak ve halkımıza daha kaliteli hizmet sunmak mümkün olacaktır. Farkındayız. Buradaki hazır kendi kurumlarıyla ilgili veya genel olarak mutlaka bilgiye sahiptir. Özel sektörümüzü ve elbette yerel basın mensuplarımızın da katkılarına büyük önem veriyoruz. İlimizde finansal kaynağı, genel bütçe, özel bütçe, mahalli idareler ve ekip bütçelerine dayanan 182 proje uygulanmaktadır halihazırda. Bu projelerin toplam tutarı 19 milyar 2 milyon Türk lirasıdır. Bunların önceki yıllar harcaması 10 milyar 649 milyon Türk lirası, 2024 yılı ödeneği 1 milyar 990 milyon Türk lirasıdır. 2024 yılı harcama tutarı ise 1 milyar 190 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının 3. döneminde nakdi gerçekleşme oranı %60 olup 46 proje tamamlanmış durumdadır. Yıl içerisinde ayrılan ödeneğin sektörel dağılımına bakıldığında ulaştırma ve haberleşme sektörünün %52.90 ile ilk sırada yer aldığını görmekteyiz. Bunu takiben tarım sektöründe %16.33, eğitim sektöründe %15.60, diğer kamu hizmetleri yani sosyal alanlarda dahil %9.98, yaklaşık %10 ve madencilik sektöründe 0.91 ve sağlık sektöründe 0.26 oranları renkten pay almıştır.